Merhabalar, buyursunlar. Ertuğrul Bayraktar konuğumuz. Aslı da bizle yine, tam takımız. Evet, hocam hoş geldiniz. Ben Hoş İzzet bulduk. Nazlıaka tekrar. Ertuğrul hocamız bugün lütfetti, zaman ayırdı bize. Konu Ertuğrul hocamız değil, hepimizin büyük hocası Kemal İlerici. Kemal İlerici hakkında en iyi bilgiye sahip olduğunu düşündüğümüz, bizim için referans kabul ettiğimiz kişiyle beraberiz. Sonuçta Kemal İlerici'nin Türk müzik tarihinde çok önemli bir yeri var. Açıkçası benim de daha bu olaylar başlayınca öğrendiğim bir şahsiyet. Bu Türk viyolonsel tarihini araştırmaya başlamadan önce gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Araştırdıkça şimdi ne kadar önemli olduğunu görüyorum. Ertuğrul Hoca'dan rica edeceğim. Önce kendisi hakkında çok kısa her konuğumuza sorduğumuz gibi biraz bilgi vermesi. Çünkü yurt dışından da konuklarımız oluyor. İngilizce ve Fransızca altyazı da bir süre sonra eklediğimiz için bunu bizim yurt dışında yayınlama sürecimiz var. Önce kendisinden sonra da Kemal İlerici'den bahsederse sonra eserlerine devam ederiz. Buyurun hocam. Şimdiden bahsedeyim isterseniz. Ben şu anda Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda müzik bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda konservatuar müdürüyüm. Alanım müzik kuramları. Müzik kuramları dersleri veriyorum. Kemal İlerici ile olan bağlantım 1975 yılında onunla çalışmaya başladığım zamanda şey oldu söyleyiniz. İlişkim başladı. Beni oraya da öğretmenim Muammer Sun götürmüştür. Muammer Sun'la çalıştığım zamanlarda hocanın İzmir'e gitmesi nedeniyle Kemal İlerici'ye beni götürdü ve Kemal İlerici ile 4,5 yıl kadar birlikte çalıştık biz Kemal Hoca'yla. Aslında teori öğretmeniyim. Ancak işte ufak tabii, eser denemelerim de var. Senfonik orkestralar için, gitar için, piyano için, koro için de eserlerim var. O eserler seslendiriliyor zaman zaman. Çok fazla bir eserim yok ama işte onu da deniyorum, yapıyorum. Ama asıl yoğunlaştığım alan makam bilgisi ve makamsal çok seslilik üzerine çok yoğunlaştım ben de. Zaten ona ilişkin dersler veriyorum okulda. Örneğin modal makamsal armoni, caz müziği armonisi, armoni gibi dersler veriyorum. Yani onun etrafındaki bir ders, kümesinde ders yapıyorum. İşte aşağı yukarı öğretmenlerim Muammer Sun, Kemal İlerici, işte daha bir sürü öğretmenim var ama bu ikisi şimdi birden şey yaptı, öne çıktılar. Bizim için anıtsal isimlerden bahsediyorsunuz hocam. Biraz Kemal İlerici hakkında bugün konumuz tabii kendisi. Hiç bilmeyen birçok insan olacak. Kemal İlerici'yi bilen çok iyi biliyor ama dışarıdan birçok insanın da bilmediğini görüyoruz ki ben bile dediğim gibi bu olaylara ilgi duymaya başlamadan önce hiçbir fikrim yoktu. Adı bile benim için bir şey ifade etmiyordu. Biraz Kemal İlerici'den niye önemli, niye biz bu kadar hepimiz ciddiye alıyoruz, niye önemli buluyoruz? O konuda biraz bahseder misiniz hocam rica etsem? Şimdi Kemal İlerici 1910 doğumlu, 1986 yılında vefat etti. Kendisi aslında Bolu doğumlu ve orada Bolu İlköğretmen Okulu'nu bitiriyor. Bolu İlköğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra orada öğretmen olarak Bolu'da atanıyor. Buradaki şeyleri çok açıkça şey yapmıyorum, çok fazla ayrıntılıya girmiyorum zaman yetmeyecek düşüncesiyle. Sonra kendi isteğiyle müzik çalışmalarını devam ettirmek için İstanbul'a istiyor, oraya nakli oluyor. Orada Belediye Konservatuarı diye bildiğimiz eski Darül Elhan'ın çevirmiş olan Belediye Konservatuarı'nda öğrenci oluyor. Orada öğrenciliğinden sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'da kompozisyon sınıfına devam ediyor. Kompozisyonu bitiriyor. Öğretmenleri Hasan Ferit Anlar ve Ahmet Adnan Saygun. Orayı bitiriyor. Bu arada İstanbul'da Hüseyin Saadettin Arel'in Cumartesi toplantılarına katılıyor. Orada o müzik çevresinde bir sürü şeyler oluyor, dostları oluyor. Türk müziğini çok iyi biliyor, çok iyi öğreniyor. Aynı zamanda konservatuarın kompozisyon bölümü mezunu olduğu için tabii takdir edersiniz ki işte bütün o
Batı müziği teorisini ve şeyi de son derece iyi biliyor. Kemal İlerici'nin önemi şuradan kaynaklanıyor. Kemal İlerici makamlardan kaynaklanan, makamlardan ortaya koyabilecek bir armonik sistem geliştirmek istiyor. Ve bu armonik sistemi de bir model olarak ortaya koyuyor. Daha önce de yapılmış çalışmalar var ufak tefek ama bir model yok. Kemal İlerici bir model ortaya koyuyor. Bu model makamlardan kaynaklanıyor. Ve onu da bir bestecilik bakımından Türk müziği ve armonisi diye bir kitap yayınlıyor. Onun iki defa yayınlanmıştır, 7000 baskı yapmıştır. O isim çok ters anlaşılır, onu özellikle söylemek istiyorum. Türk müziği armonisi diye hep böyle bir şey yaparlar. Hemen sanki hani Türk müziği armonisinin tek şeyiymiş gibi söyleyiniz, çıkış noktasıymış gibi. Ama tabii şunu söylemek gerekiyor. Bütün besteciler istediği gibi makamları armonize ederler, özgürler. Kemal İlerici de bunu zaten belirtmiştir, onu söylemek istiyorum. Kitabın adında bir V sözcüğü var. O hep göz ardı edilir. Bestecilik bakımından Türk müziği diye Türk müziği parçalarını analiz ediyor. O analizlerden bir sistem ortaya koyuyor. Sonra bir V ekliyor. Bestecilik bakımından Türk müziği ve armonisi diye kendi önerisini ortaya koyuyor. Bu tamamen özgün bir modeldir. Kemal İlerici modelidir. Ve bu model olarak Türkiye'de bunu ilk defa, daha önce çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da koyan Kemal İlerici'dir. Yani hiçbir besteciye sen bunu armonize edeceksin, öbürü şunu armonize edecek diye bir şey dayatılamayacağı için. Kemal Bey de bunu söylemiştir, onu söylemek isterim. Ama kendi sistemini koyuyor. Ondan beri de hala güncelliğini korur. Çok önemli besteciler, böyle anıt isimler onunla çalışmışlardır. İlhan Osmanbaş öğrencisi olmuştur, İlhan Baran olmuştur. Muammer Sun'u özellikle ayrı bir yere koymak isterim. Çünkü bütün eserlerinin çoğunu o sistemde yazmıştır. Ve Kemal Bey tabii çıkış noktası şu. Bizim makamlarımızdaki ses yapıları ve ses kümelenmeleri batıdaki majör minör kümelenmelerden farklı. O halde bu kümeleri farklı biçimde analiz etmeliyim ve ona göre bir armonik sistem geliştirmeliyim üzerine kurmuştur bütün sistemini. Önermesi de bunun üzerinedir. Hocam kendisinin yazdığı bu dönemde, yani bu mantıkta yazdığı bizim bildiğimiz 3 eseri var. Tabii notalar çok sıkıntılı bir süreç ama hani kaynaklardan tespit edebildiğimiz, bilebildiğimiz bir, en önemlisi bir Efe Kaprisi var. 67'de yazıldığını biliyoruz. Sizin seslendirilmesine dair bir bilginiz var mı? Bizim yok. Seslendirildi. Nusret Kayar tarafından seslendirilmiştir Efe Kaprisi. Ve ben o Nusret Kayar'la olan bir seslendirmesini, hatta belki iki defa ya da 3 defa seslendirmiş olabilir. Ben bir tanesini biliyorum. Yani Nusret Kayar'ın çaldığını biliyorum. Biliyorsunuz Nusret Kayar Bey Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası grup şefi idi. Yanlış hatırlamıyorsam. O seslendirmişti efendim Efe Kaprisi'ni. Anladım. Şef, yılı hatırlıyor musunuz hocam? Hatırlamıyorum ama 70 sonrasındaki seslendirmelerden biri olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. O zaman bir daha da... Şefini hatırlıyor musunuz hocam? Şefi hatırlamıyorum. Orkestra şefini? Hı-hı. İşte onu hatırlayamıyorum. Orkestra şefi Hikmet Bey olabilir. Ama yabancı bir şef de olabilir. Fakat muhtemelen Hikmet Şimşek Bey olmuş olabilir diye düşünüyorum. Onu hatırlamıyorum şu an. Tabii Hikmet Bey bu Türk eserleri konusunda çok aktif rol aldı ama tabii net herhalde elimizde bir bilgi yok bu anlamda. Biz de sonuçta bu seslendirmeler üzerinden tarihi kronolojisini yaratmaya çalışıyoruz. Ona dair bir bilgi dahi elimizde yok. Yani kim ne zaman ne yaptı, çok bunlar bile bizim için karanlık. Hiçbir fikrimiz yok. O yüzden bunları böyle size ısrarla soruyoruz, kusura bakmayın. Bunun dışında İkinci bir eser olarak Erzinler'le Söyleşi adı altında 1972'de yazıldığını bildiğimiz Reşit Erzin ve eşi için yazılmış bir eseri var. Onun notasını bulmaya çalışıyoruz bir yandan.
kendisinden Reşit Bey'le röportaj yapabildiğimiz noktada rica edeceğiz. Eğer nota hala elinde duruyorsa bizimle paylaşmasın. Çünkü hiçbir fikrimiz yok. Yani eserin formatı nedir? Sadece 2 viyolon sel mi, piyano eşliği var mı? Yani 72 aslında çok uzak bir tarih değil ama bir şekilde nota yok. Bu konuda eğer bir çözüm bulabilirsek bizim için iyi olacak. Efe Kaprisi, biz bir makale en son yayınladım ben, araştırma görevlisi Erdin Çalıkkılıç öğrencimle birlikte. Oradaki notlarıma baktığımda Nusret Kayar tarafından isteniyor bu eser. O makaleyi de size gönderirim. Nusret Kayar tarafından Hikmet Şimşek yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendiriliyor bu eser. Onu yani Nusret Kayar ve Hikmet Şimşek seslendirmiş onu. Yılı var mı hocam? Onun efendim? Yılı var mı seslendirme tarihi? Yalla seslendirme tarihi yok ama 67'de yazılmış olduğu belli. Yani şimdi Erzinlerle söyleşilere bakacağım. Evet, 72 ile de besteleniyor. 2 biyolonsel için 6 parçalık bir demet bu. Ama onun şeyi, onun seslendirmesine ilişkin bir not yok Kemal Hoca'nın şeylerinde. Evet, yani not Reşit Bey herhalde bir fikir verebilir. Biz bu hafta Necati Giray hocamızla görüştük. O mesela hatırlamadı ne zaman seslendirdiğine dair. Reşit Bey'e soracağız. Umarım hani bir yaptığımız röportajda Reşit Bey bize sanıyorum bilgi verir diye düşünüyorum. Onun dışında bu son eser solo viyolonsel için Uşak Peşrevi bizdeki kayıtlarda. Aslında bununla ilgili senin bildiğin bir şey vardı sanıyorum. 1972 yılında besteledilmiş Kemal Hoca bunu. Sadece not öyle şu anda bilmiyorum. Bir şeyde tez ya da makale içerisinde şöyle bir şeyle karşılaştım hocam. 1940 yılında bestelenmiş ama 72'de gün yüzüne çıkmış gibi bir şey gördüm. Bunun doğruluk payını bilmiyorum ama. Öyle bir şey olmuş olabilir mi hiç bilemiyorum. Çünkü aslında çok Türk müziğiyle ilgilendiği döneme belki denk geliyor 1940. Doğru, doğru. O zaman Kemal Hoca'nın bu türden şeyleri var. Biliyorsunuz Türk müziği şeyler için saz eserleri var, şarkıları var. Hatta bunlar basılmıştır da. Nota olarak da basılmıştır. O zaman soyadı Kemal Bolu idi. Bolu gerçi 40'larda ilerici soyadını almıştır ama Bolulu olduğu için Kemal Bolu olarak orada soyadı kanunu çıkmadan önceki eserleri Kemal Bolu olarak basılmıştır. Sonra Kemal Hoca soyadını ilerici olarak alıyor. İlerici almasının nedeni de bana anlatmıştır Yüzde. Yani ben toplumun şeylerindenim. Yani önderlerindenim. İlerici düşüncelere sahibim. Ve ben de kendi alanında, müzik alanında özellikle ilerici şeyler yaptığım ve yapacağım için bu soyadı aldım demiştir bana hoca. Yani bir felsefesi de vardır. Tabii bir sürü saz semaileri, türküler var ve onların özelliği de şu. Bir kısmı da örneğin istek üzerine, dinleyicilerden gelen istek üzerine belirli saz eserlerini iki sesli yapında dinleyelim. Yani biz kendi müziğimizi de burada duyalım isteği üzerine yazmıştır Kemal Bey. Benim en son yazdığımız makalede bunlar ayrıntılı. Onları gönderince şey yapacaksınız, çok rahat orada göreceksiniz hepsini. Aşağı yukarı eserlerine ilişkin dizin bu son makalede epeyce doğrudur. Onu söylemek istiyorum. Evet. Hocam benim sormak istediğim bir şey var. Ya, bu hani burada ne kadar tabii ayrıntılı anlatılabilir bilemiyorum ama 1970'te de yani Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlerici Armonisi diye yayınlanmış bir dörtlü armoni sistemi kitabı var. Yani bunun bu şekilde okullarda okutulmak için aslında basılmış bir dönemde öyle bir şeyle rastladım. Bu galiba zaten söylediğiniz sistemde yurt dışında da Fransa'da. Bestecilik bakımından Türk müziği ve armonisi. Evet, odur. O Milli Eğitim Bakanlığı'ndan basılan kitabı odur. Belki de. O zaman belki de İlerici Armonisi ismiyle çıkardılar. Bu dörtlü armonisi ilerici ismi... Armonisi, İlerici Armonisi ile ilgili değil kitabın adı yani. Bestecilik bakımından Türk müziği ve armonisi
İzin verirseniz bir gösterebilirim size. Tabii tabii lütfen. Lütfen hocam. Lütfen. Bu ikinci baskının düzeltmelerini birlikte yaptık hocayla. Biz onun öğrencisiydim o sıralarda. Yani bu kitaptır. Anlıyorum. Zaten de çok şeydir yani, bakarsanız eğer kitaba, bestecilik bakımından Türk müziği ve armonisi. İçinde bütün o makamların analiz edildiği yerler var. Makamlarla ilgililer var, usullerle ilgili var. Bunlara ilişkin bir sürü notalar var ve o notalarla ilişkili olarak ve ona ilişkin de şeyleri var, söyleyiniz. Armonik önermeleri var hocam. Yani farklı armonik. Özellikle bir dörtlü armoni sistemi bu işte, diye dörtlü bir şey üzerine yoğunlaşılmış görüyorum. Evet, dörtlü yani acaba bu konuda mesela bizim öğrenmemiz gereken, özellikle mesela bir yıl Fransa'da kalmış ve burada onu anlatmaya çalışmış diye bir şeylere rastladım. Doğru efendim. Makalede yazıyor. Onu da gönderdiğinde okumuş olacaksınız. Fransa'ya gidiyor. Bir yıl bilgi görgüyle hoca oralarda kendini tanıtmaya çalışıyor. Yaptığı şeyleri hatta Messiaen'e bile gösteriyor. Oliver Messiaen'e gösteriyor, Dardy'ye gösteriyor. Onlarla tanışıyor, konuşuyor. Yani sistemini tanıtmak istiyor. Bu makamlar farklıdır diye. Kemal Hoca'nın bir tane de klasik armoni kitabı vardır. İş halinde üçlü sistem armoni diye. Orada da Batı müziği armonisini yine bu kendi bulduğu duruculuk, yürüyücülük. Yani seslerin duruculuğu ve yürüyücülüğü üzerinden gruplamalarla, kümelerle anlattığı Batı müziğini bir şeyi var. Söyleyiniz kitabı daha var. Çünkü en önemli bana göre şeyi, seslerin bazıları durucudur, merkezdir, kutbudur. Örneğin do majörde do'dur, la minörde la'dır gibi. Bizim makamlarımızda da bu türden duruculuk, yürücülükler var. Bu duruculuk, yürücülükler gerilim ve çözülümü içerir. Ve bu gerilim ve çözülümden kaynaklanan farklı bir armonik yapı olması gerektiğinden hareket eder. Bu bir model koymadır, tamamen bir paradigmadır. Yani bazı şimdi değişik çalışmalar yapılmış daha önceden ama böyle bir model hiç kimse koymamış. Yani Saygun'un da kendine özgü bir seslendirme şeyi var. Ulu Bey'in var değil mi o zamanlarda? Hasan Ferit Anlar'ın var. Onlar da kendine göre bir sistem kurmuşlar ki o seslendirmeleri yapıyorlar ama bunu bir kitap haline dönüştüren, kitap haline dönüştürdükten bir model, bir paradigma ortaya koyan Kemal Hoca'dır. Çıkışı böyle. Ama ilerici armonist diye basılmış bir kitaptan haberim yok. Evet hocam, o benim hatam olmuş. Ama yok. Özür dilerim. Necdet Levent'in bir kitabı var. Basılmış Kemal'leri, dörtlü armoni diye Kemal'lerci'nin şeyini. Yani Kemal'lerci'nin olmayan Necdet Levent'in yazdığı bir kitap var. Muammer Bey de öğrencileriyle işte ilerici armonisiyle ilgili bir çalışma yapıyordu. Fakat onu bastıklarını bilmiyorum. Bitirdiklerini bilmiyorum. Aha, bir tane hemen söylüyorum. Gökhan Özdemir diye birisinin ilerici armonisine giriş diye bir kitabını gördüm. Olabilir. Olabilir. Aha, ve yani bunun gibi yine farklı kişilerin birkaç tane ilerici armonisiyle ilgili özellikle çalışma. Atilla Sağlam'ın bir şeyini gördüm. Atilla Sağlam'ın da var, evet. Atilla Sağlam'ın bir kitabı daha var, evet. Bunun gibi evet, yani özellikle herki bestecilerin ve hani kompozitörlerin ve tüm araştırmacıların daha doğrusu çok ilgisini çeken ve üzerine yoğunlaştıkları bir teknik anladığım kadarıyla. Biz buna şimdiye kadar ben kendi adıma hakim değildim, yani şu anda da hala daha yeni öğreniyorum yani bunu. Evet. O yüzden sizden bunu konu hakkında biraz bilgi almayı çok isterim. Tabii bu biraz da çalarak şey yapılacak bir iş. Yani piyano başında olarak anlatılacak tabii bir şey ama şöyle anlatayım. Şimdi Kemal Hoca bu makamlardaki farklı ezgisel yapıyı fark edince ve oradaki seslerin bazılarının durucu, bazılarının yürüyücü olduğunu düşününce, şimdi do majörden örnek vermek istiyorum. Do majör tonalitede ses do'da biter. Yani sonlanan ses do'dur. Merkez ses do'dur. Üçlüsü büyük olduğu için de biz buna majör deriz. Do majör deriz. Şimdi buraya baktığınız zaman si sesi, sensibil sesi çok oynak perdedir. Yani yürüyücü bir sestir. Fa sesi yedili olduğu için oynak bir perdedir. Re sesi hep do'ya gitmek ister. Re fa si dediğimiz zaman bu akor bir dominant yediliği çağrıştırır. Re do'ya gider, fa mi'ye gider. Si de do'ya gidince böyle bir dominant tonik, bir gerilim tonik ilişkisi ortaya çıkar.
Aynı mantıktan yola çıkarak makamları inceliyor. O zaman bakıldığında Domajör'le La Minör'de öğrendiği o klasik armonideki yapının makamlara uymadığını fark ediyor Kemal Bey. Ve burada diyor ki ben de o zaman kendime bir ana makam alayım, temel bir makam alayım, bir majör dizi gibi. Onun için de Hüseyini makamını kendine ana dizi alıyor. Ana dizi almasının nedeni de şu, özellikle bizim halk müziği ezgilerimizde en çok kullanılan makamdır. %80'lere yakın Hüseyini makamı kullanılmıştır. Yani bu tahmini bir yüzdedir ama bu civarlardadır. Yani çok yüksek oranda. Onun şeylerini inceliyor, onun ses yapılarını inceliyor. Bakıyor ki işte 6. derece, 2. derece, 3. derece bir sınıflama yapıyor. 1. derece, 4. 5. derece bir sınıflama yapıyor. Böylece bir gerilim çözülüm akoru, bir dominant tonik akoru yaratıyor ve onu geliştiriyor tabii, sadece o kadar da değil. İşte 6. derece üzerinde bir akor başka türlü oluyor. Bunun ne bileyim ekleme sesleri var. Bunların hepsini birbirine şey yaparak, söyleyiniz birleştirerek bir armonik sistem ortaya koyuyor. Ben tabii Kemal Hoca'nın armonisini gerçekten en iyi bilen kişilerden biriyim. Belki de hatta en iyi bilen kişiyim şu an. Onun teknik kazıntısı öğrencisiyim, onun tabiriyle söylüyorum. Yani birçok makamda çok işe yarayan armonik yapılar ve çok zengin armonik yapılar olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ama zaman içinde benim de farklı gördüğüm şeyler oldu. Ona göre ben de yine hocanın sisteminden yola çıkarak, onun 4-5 sesli, 5 sesli, 6 sesli, 7 sesli akorlarından yararlanarak farklı akor bağlantıları da kurdum. Tabii zaten kompozisyon diye de bir şey var. Yani illa her şey böyle iki tane teoriyle ortaya çıkacak değil. Ama Kemal Lerici bunu bir paradigma olarak, bir model olarak ortaya koyup bunun farkında olan ve bunu bir modelleme ile ortaya koyan ilk ve tek kişidir bana göre. Ondan sonra kimse de bir şey söylemedi yani. Hocam biz tabii işin çalıcı tarafında olduğumuz için bu projenin de başlamasının sebebi bir kere envanter çıkartmamız lazım. Türkiye'de kim ne besteledi, ne yaptılar? Şu anda o aşamadayız. İşte daha geçen hafta Necati Giray hocamızdan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde hocalık yaparken öğrencilerin çalması için eserler bestelediğini öğrendik işte. Necati Giray'ın çalgı ürettiğini öğrendik falan. Yani böyle daha ne nerede duruyor kütüphanedeki kitapların adlarını bulma noktasındayız açıkçası. Mesela Kemal İlerici Hoca'nın Viyonser eserlerini o Erzinlerle Söyleşi olsun işte Efe Kaprisi olsun bir kayıtları olmadığı için kayıtlarından ve notalarını bulduktan sonra da çalınma aşamasına geleceğiz. Bizim de tabii mükellefiyetimiz nasıl seslendiririz? Burada iyi, kötü, beğenmek, beğenmemek bizim haddimize değil. Biz sonuçta icracıyız. Bizim tek işimiz önce bir şu notaları bir bulalım. Ne var bir bulalım. Ondan sonra bunları çalalıma gelecek iş. Çünkü sizin tarafınız daha işin teorisi, kuramsallık tarafı olsa da biz hani ne varsa bir ortaya dökelim, onları bir masanın üzerine koyalım, ondan sonra alıp çalmaya ve çaldırmaya başlayalım noktasındayız. O yüzden bunları size bu kadar detaylı soruyoruz. Ben şey açısından yine çalıcı tarafından, icracı tarafından bir soru soracağım. Viyonsel ilişkisi nasıldı Kemal İlerici'nin? Yani niye Viyonsel'e eser yazdı? Niye? Tamam Nusret Hoca sipariş etmiş ama mutlaka bir bakış açısı vardı Viyonsel'e karşı. Yani o violonsele karşı özel bir bakış açısı konusunda hiçbir bilgim yok işin doğrusu. Ama tabii ki şey orkestrasyonu ve çalgı bilgisi son derece üst düzeyde olduğunu söylemek isterim. İyi biliyordu orkestrasyonu. Yani Kemal İlerici Türk müziğini de çok iyi bilen biri. Yani o İstanbul'daki dönemlerinde Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi'den mesela Türk müziği dersleri alıyor. Mesut Cemil'le ilişkileri var. Bir taraftan işte Hasan Ferit Anlar'ın öğrencisi, sonra Saygun İstanbul'a geliyor. Saygun'la çalışıyor. Yani böyle çok yoğun bir ilişkiler zinciri var Kemal Bey'in. Türk müziğini de çok iyi bilirdi. Bu söylediğim şeyleri, eserleri de hepsini teker teker böyle tasniflemişti. Onlar gazete kağıdı arasındaydı o tasnifler. Yüzlerce eser notası ve yüzlerce eser notasını teker teker incelemiştir. İyi biliyordu.
Şimdi öyle bakınca tabii herhalde violonseli düşününce yani violonselin ne olduğunu son derece iyi bilen bir besteciydi. Mesela Ali Kemal Kaya'nın isteği üzerine yazdığı bir piyano obua mayası vardır onun, piyano ve obua için. Maya diye bir eseri. Bana göre en önemli eserlerinden biridir Kemal Hoca'nın. Onun da notası kayıptı fakat onu bulduk biz şeyde. Milli Folklor Araştırma Dairesi'nin kitaplığında ya da Halk Kültürel Geliştirme Merkezi'nin işte kitaplığında onun şey yaptık, aldık. İşte onu yazacağız da onu da bir seslendireceğiz. Onun da kaydı yok. O çok önemli. Tabii Kemal Derici'nin Köyünde Süit'i de çok önemli. Onu söylemek istiyorum. Bu ilk kez Köyünde Süit'i kendi armonisiyle yazdığı bir orkestra eseri. Ve bunların hepsi sizin söylediğiniz gibi iyi seslendirilmeli, kayıt olmalı. İşte bir tarihin belli rengi taşları olarak biz bunları ne yapmalıyız? Bilmeliyiz diye düşünüyorum. Ayrıca Muammer Susun Hoca'nın Yurt Renkleri adlı orkestra eseri de bana göre çok önemlidir. O da dörtlü armoniyle, yani bu armonik sistemle yazılmıştır. Ve o da bana göre bir şeydir, bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Peki Kemal Hoca'nın çıkış noktası ne bu buralar? Çünkü Kemal Bey, tabii Bolu İlköğretmen Okulu mezunu ama onu daha öncesine bakacak olursanız o İlköğretmen Okulu köy enstitüsünden gelen bir şey. Bu kuşak bir tam bir cumhuriyetçi, tam bir cumhuriyet milliyetçisi. Böyle işte rahmetli öğretmenim Muammer Sun da öyleydi biliyorsunuz. Yani bu topraklardan kaynaklanan, bu topraklardan kaynaklanarak bir kültürel ortam yaratmak isteyen insanlar. Kemal Bey'in çıkış noktası da budur. Yani evet, bu arada güzel küçük bir haberim var. İlteriş Hoca bize Muammer Hoca'nın mezuniyetten 2 sene sonra yazdığı bir eseri buldu. Viyonsel için. Hmm. 3 türkü bestelemiş sağ olsun Muammer Hoca. Hiç haberimiz dahi yoktu. Hiç aklımıza bile gelmezdi. Muammer Hoca hep hani viyonsel dışı bir insan diye bilirdik. Bir tane de olsa bize bir tane eser hediye etmiş en azından. Ta 1955. Yani çok şanslıyız, böyle araştırdıkça bir şeyler çıkıyor. Evet. O da yine sanıyorum böyle bu sistemle yazılmış bir eser olsa gerek diye düşünüyorum. Solo violonsel olsa bile onu kullanıyor hoca. Violonsel ve piyano için parça diye geçiyor. 1955'te tamam. Yazmış. Tam yeni mezuniyet zamanı. Yurt renkleri de öyledir. Yani mezun olmadan önceki şey olarak. Var. O mezun olmadan önce yazdığı bir eserdi, öyle hatırlıyorum. Öyle. Anladım. Peki teknik bir soru sorayım. Diyelim ki bu eserleri bulduk, çalmak istedik. Telif için kime başvurmamız lazım? Kiminle görüşeceğiz? Kimden müsaade alacağız? Kimdir muhatap? Şimdi Kemal Bey'in bir kızı Dilek Hanım zaten balerindi. O operadan emekli. Fakat ben de onun telefonu yok. İşin doğrusu. Bir kızı Ülke Hanım, o da emekli, sanat alanıyla ilgisi yok. O da şeyde oturuyor, Cebeci'de Kemal Bey'in evinde oturuyor diye biliyorum. Onun şu andaki telefonu da yok. Yani o zaman aklımda 1941-32 idi. Şimdi onun başına bir 4 geldiyse 419-11-32 olarak, 41-32 olarak çevrilebilir. Gerekirse o zaman o tür şeyleri bulabiliriz diye düşünüyorum. Dilek Hanım'a ulaşılabilir. Bir yerden bulunur yani. Anladım. O zaman biz Reşit Bey'le görüştükten sonra eğer Reşit Bey'den notayı bulabilirsek, bir de o Hagem'den diğer üçüncü parçayı da bulabilirsek, Uşak Peşrevi'ni, o zaman onlara müracaat etmemiz gerekecek. Evet. Açısından. Tamam. Tabii. Yani Kemal İlerici'nin bir de ikinci kitabı var. Basılmamış bir kitap. El yazmasıyla. O kitap bende. Yani bana verdi o kitabı, basmam için, basabilmem için ben başaramadım. Çünkü çok hacimli bir kitap. Kimse de şey yapamadı yani, olmadı bu. Hala bende duruyor yani. 40 yıldır bende duruyor. Saklıyorum işte, onun dijital kopyalarını da aldım. İsteyene de veriyorum dijital kopyaları. Orijinal de bende. El yazması mı hocam? Efendim? El yazması mı hocam? El yazması. Tabii benim yanında yazmıştır o kitabı. Beraber ben onun ortaklığını yaptım. O 1975 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Öğretmenler Kurulu ısmarlamıştı Kemal Derici'yi onu. O da bitirdi ama sonradan işte
şey oldu söyleyiniz, bir sürü şey olduğu gibi o da bir aksaklığa uğradı, basılamadı, öyle kaldı işin doğrusu. O bende şu anda iyi saklıyorum ama ben de onun ne yapacağımı bilemiyorum. Çocuklarına tekrar geri mi versem, kitaplığa mı versem? Benim de böyle bir ikilemim var. Sizin takdiriniz. Tabii. Yani tabii orada bizim açımızdan, viyonsel açısından direkt bir şey yok. Bunlar hep müzik teorisi üzerine sanıyorum. Kendi tabii ben yani Kemal Bey ile ilgili bu tür şeyleri söylüyorum ki bilgi olarak da burada bulunsun diye söylüyorum. Tabii, sağ olun hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Aslı, senin soracağın başka bir şey var mı Ertuğrul Hoca'ya? Ben biraz da mizacını merak ediyorum hocam. Kemal İlerici'nin. Çünkü kim muhakkak ki eserlerini yani icra ederken biraz da olsa etkileniyor bestecilerin mizacından eserler diye düşünüyorum. O yüzden siz de en iyi bilen kişi olarak bunu. Şimdi Kemal Hoca birincisi son derece ciddi bir insan. Onu söylemek istiyorum. Bir defa sadece bir besteci, bir müzik teorisyeni değil, aynı zamanda bir Türk aydını olarak da bir sürü makaleleri var. Yani Türk müziğin taşıdığı değerler, insan bireyi ulus için yazdığı makalesi, işte bir sürü şeyler var. Bu dil üzerine yazdığı şeyler var. O makalelerle de hatta benim yanımda o zaman yani çeşitli gazete köşe yazarlarına yazıları var. O zaman işte 12 Eylül şeyinde ihtilali sonrasında Tahsin Şahinkaya yazdığı yazılar falan var. Biraz da bu Türk diline de çok şeydi, söyleyiniz. Hassas biriydi. Mesela besteci ya da kompozitör değil, ses dizer sözcüğünü kullanırdı. Çok ciddi biriydi. Mesela ben onunla çalışırken bana şey yazdırmıştı, 4 tane madde yazdırmıştı. Defterimde duruyordu ama o defteri biri aldı götürdü getirmedi de. Ben hocam bunları bir çalışayım edeyim diye onda yaptığım çalışmaları, o da nerede bilmiyorum şu anda. Mesela işte bu maddelerden 4 madde işte ya sözüyle yaptığı bir olmak, yani konuştuğuyla yaptığı bir olmak gibi bir maddesi var. Sen böyle biri değilsen benimle çalışamazsın. İşte randevuna sadık olacaksın kardeşim. Yani sen bu değilsen benimle birlikte olamazsın. Varlığını kime borçlu olduğunu bileceksin. Yani o bunun gibi işte ulusunu seveceksin gibi böyle 4 tane madde yazdırmıştı. O maddeler şeyde var, makalede var. Ve ben onları yazdım. Dedi ki sen dedi bunları... Eğer gerçekleştireceksen, böyle biriysen gel dedi. Evet, sonradan ben bir hafta sonra yanına gittiğimde hocam ben bunları düşündüm. Evet, ben bunlarla ilgili biriyim dedim. O zaman seni dedi öğrenci olarak kabul ediyorum. Yani bu kadar ciddiydi. Bizim derslerimiz her pazar sabah saat 10'da başlar. Aşağı yukarı 1'e kadar, 1.30'a kadar sürerdi. Şunu söyleyeyim, ben o zaman Bahçeli Evler'de oturuyordum. Kendisi Cebeci'de, 99'da 9 numarada oturur Cebeci'de. Ben her şeyi söyleyiniz, zili saat tam 10'da çalmışımdır. Yani birkaç hastalığın dışında da derslerim hiç aksamamıştır. Eğer o zaman biliyorsunuz şimdiki gibi araç yok, işte dolmuşlar var, kaçtı denilen küçük dolmuşlarla. Hep 5-10 dakika hatta bazen yarım saat bile önce gitmişliğim vardır geç kalmayayım diye ama hiç geç kalmadım onu söyleyeyim size. Onun ya hava iyiyse biraz dışarıda dolandım, değilse apartmanın sahanlığında bekledim. Hep onda çaldım kapısını ben. Çok dikkat ederdi ve her seferinde kravatlı, kışın takım elbiseli ve kravatlı, yazın kravatlı ve gömlekli karşılamıştır beni hocam. O şekliyle. Ve çok ciddi bir öğretmen. Yani öyle hani bir şeyi öğretmeden geçmez. Konuşmaları çok ciddi. Hani yanında şey yapamazsınız. Böyle hani böyle ne bileyim hani boş zaman geçmez. Boş zaman geçirmezdi. Ondan sonra bir kahve aramız olurdu. Onu mutlaka yapardı. Biraz dinleneyim diye. Kendisi de içerdi. Ama şeylerimiz ilerledikçe, dersler ilerledikçe, beni daha çok tanıdıkça şeydi. Biliyorsunuz öğrencilerinin hiçbirinden
ücret almamıştır Kemal Derici. Bir sürü öğrenci yetiştirmiştir. Hiçbirinden ücret almamıştır. Bir bayram vesilesiyle kendisine çikolata götürdüğünde de bana kızmıştır, onu söylüyorum. Evet, sen öğrencisin, bu çikolatayı niye getirdin? Bir daha böyle bir şeyler olmasın diye beni de uyarmıştır. Yani hoca çok ciddiydi. O dönemin işte bu şeyleri gibi söyleyiniz, Cumhuriyet'e gönül vermiş, Cumhuriyet aydınlanmasına gönül vermiş bir Atatürk milliyetçisi diyebileceğimiz bir milliyetçi tavrı vardı hocam. Sonra tabii epey daha birçok şey hayatıyla ilgili anlatmıştır, söylemiştir. Çok az da olsa özel hayatıyla ilgili, yani çok şey olarak. Evlenmesini, eşini, nasıl tanıştığını falan anlatmıştır. O kadar ama. Başka değil. Yani ben... Bunlar bizim için çok değerli hocam. Çok teşekkür ederiz. Çünkü hiç bilmediğimiz, hiç görmediğimiz bir besteci ve kayıtlarına da ulaşamadığımız vesaire. Sadece hani icracı olarak bir imge hemen oluşturmak, yani bir imge oluşturmak istediğimizde, çünkü gözümüzün de canlandırabilecek bir şeyler bize de done vermiş oldunuz şu an. Çok teşekkür ederim. Zaten şimdi eserleri çalışırken o ciddiyeti göreceksiniz. Yani eserlerdeki o yapıyı ve oradaki yapıdaki ciddiyeti göreceksiniz. Yani her ses ve kurguladığı her yapı şeydir, son derece ciddidir. Hani biraz da burayı ben doğaçlamaya bırakayım. Ben de burayı işte buradaki armonileri ya da işte yapıyı biraz daha istediğim gibi gevşek bırakayım cinsinden biri değil. Tabii besteciler böyle de davranabilir. Yani bunun bir sürü farklı besteleme yöntemleri var. O sıkı sıkıya, biçime, kullandığı armoniye, kendi karakterine. Mesela Kemal Hoca 3 defa askere gitmiştir. 3 kez askerlik yapmış o savaş zamanlarında falan. Onları düşünecek olursanız bayağı şeyi var. Söyleyiniz, bu toplumda bayağı farklı ilişkileri, iletişimleri olan bir insan Kemal Hoca. Hocam ben klasik müzik tabirinden çok, ilk bölümde de, açılış bölümde de bu tanımı kullandım. Ben bizim uğraştığımız müziğe genel olarak entelektüel müzik diyorum. Çünkü entelektüel olmadığınız zaman yapabileceğiniz bir iş değil. Ne icracı, ne besteci, ne başka bir türde. Bu iş hakikaten çok ciddi emek ve bilgi gerektiriyor. İkisinin doğru harmanlandığı bir yapıyı gerektiriyor. Eğer ne entelektüelliğiniz, ne bilginiz, ne icracılığınız zayıfsa bu iş bir yere varmıyor. Mutlaka ikisinin de olabilecek en üst seviyede olması gerekiyor. Bu anlamda sanıyorum Kemal Hoca da tam bir tipik, bu anlamda bir entelektüelizm örneği. Evet, yani bayağı bildiği işi tam bilen bir insandı. Türk müzik tarihini, yani Türk tarihini iyi bilirdi. İşte ilkokul öğretmenliğinin vermiş olduğu bir öğretmenlik nosyonu var. Bir defa öğretme biçimi şeydi. Öyleydi. Bu biliyorsunuz klasik müzik yerine Almanlar ciddi müzik diye bir adlandırma yapıyorlar. Yani eğlence müziği dışında bir adlandırma yapıyorlar. Eğlence müziğini ondan ayırmak için Ernste Musik diyorlar. Bu adlandırmalar da ayrıca bir sorun tabii. O da ayrı bir konu. İşte klasik müzik ne demek? Ciddi müzik ne demek? Evet. Eğlence müziği ne demek? Eğlence müziğin içine girdiğiniz zaman bir sürü alt label, onlar ne demek? Epeyce problemli şeyler ama tabii bu söylediğimiz eğlencenin dışında olan ciddi müzik, düşünselliği yoğun olan bir müzikten söz ediyoruz. Yani okumadan, ilgilenmeden, çaba göstermeden anlayamayacağınız bir müzik, hangisi olursa olsun bir yerde tıkanıyorsunuz. Şimdi tabii bu da ayrı bir sorun. Yani bunlar da ayrı konular ama işte yine sonunda müzik dinlediğiniz zaman sevdiğiniz şeydir. Eğer sevmiyorsanız da ne bileyim, yani ne kadar okursanız okur yine sevmezsiniz. Hiç okumazsanız da seversiniz gibi. Bu işler böyle yani. Müziğin ve sanatında böyle bir yanı var. İster ciddi müzik olsun, ister eğlence müziği olsun. Bir sevmekle ilgili bir yanı var bu işin. Onu dinlemeyi şey yapıyorsunuz. Tabii bestecinin sorunu bunlar. Besteci bunları aşmasını bilen insandır. Evet. Yani diye düşünüyorum. Çok geniş felsefi konular, estetik konular, evet, ama onu biraz böyle düşünüyorum yani. Ben çünkü soru şöyle sorulur. Madem o kadar armoni biliyorsun, madem o kadar entelektüelsin, madem şu kadar okulu bitirdin, yaptın, o zaman yaz kardeşim, ben de dinleyeyim diyiverirler insana. Ama tabii Kemal Bey olsun, o dönemin bestecilerinin çıkış noktası olsun, Atatürk'ün müzik devrimlerinin çıkış noktası
işte biliyorsun halk müziğinden harekettir. Kemal Bey'in belki Hüseyin'in makamını halk müziğinden kaynaklanarak seçmesinin nedeni de oraya dayanır. Bunu özellikle söylemek istiyorum ama bugün Türk sanat musikisi diye söylenen, adlandırılan klasik Türk musikisi ya da Osmanlı Türk musikisi, Osmanlı sanat musikisi diye de çeşitli biçimlerde adlandırılan musiki de son derece kıymetli özel bir musikidir. Onu vurgulamak istiyorum ama çıkış noktasını Kemal Hoca şöyle söylemiştir. Yani bizim halkımızın en saf, en duru, en yalın eserleri Hüseyin'i makamında olduğu için onu seçtim demiştir. Yani oralara ulaşma isteği vardır. Evet. Tayfun, var mı sormak istediğin bir şey Ertuğrul Hoca'ya? Ben çok etkilendim. Soy ismini bile ilerici diye değiştiren tam bir aydın. Alan diyelim, değiştiren demeyelim de çünkü öncesinde... O soy ismi alan, doğru. Evet. Doğru, alan. Yani evet. Önce Bolu almış da sonra ilerici yapmış değil. Soyadı kanunundan önce Kemal Bolu olarak geçiyor. Yani Bolulu Kemal aslında, Bolulu Kemal de yazılıyor. Sonra onu ilerici olarak soyadı kanununda düşünüyor ilerici adını seçiyor. Ne kadar güzel. İşte orada belli vizyonunu daha orada koymuş ve dediğiniz gibi bu kültürel reforma bayağı bir landmarklar üretmiş. Eline sağlık. Siz de o janrdan beslenmişsiniz belli ki ve bizimle paylaştığınız bu bilgiler çok çok değerli gerçekten. Tevazunuz da takdire şayan. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii yani ben önce Muammer Hoca ile çalıştım. Ondan sonra Muammer Hoca İzmir'e tayin olunca Kemal Hoca'ya götürdü. Onunla çalıştım. Yani Muammer Bey de biliyorsunuz o da bu topraklardan kaynaklanan bir besteci olmuştur, olmak istemiştir. Kemal Hoca da öyledir. Bizim ilk kuşak bestecilerimizin birçoğu da öyledir. Sonra tabii çeşitleniyor. Bundan daha doğal da bir şey olamaz. Dallanacak, budaklanacak. Kimisi 12 ton sisteminde yazacak. Kimisi yeni işte grafik notasyon yazacak. Böyle bir farklı bir müzik ortamı ortaya çıkacak diye düşünüyorum yani. Evet. Çok teşekkürler hocam. Yani biz bugün çok şey öğrendik kendi açımızdan. Aslında söylediği gibi o kadar bilmiyoruz ki burayı. Bir de çalan elimizde hani her sene bir iki kişi bir yerde bu eserleri çalmış olsa çok daha rahat konuşuruz ama daha oraya bile gelmek için zamanımız var anladığım kadarıyla. Ama en azından o aradaki mesafeyi kapatalım diye uğraşıyoruz. Notaları bulur da onları çalınabilir hale getirebilirsek sonra telif müsaadelerini de aldıktan sonra bu eserleri seslendirmek en büyük beklentimiz. Bakalım umarım halledeceğiz yakın yani bir zaman. Özellikle çok teşekkür etmek isterim size. Hem öğretmenim Kemal Lerici için teşekkür etmek isterim. Hem de Türk müzik hayatı için teşekkür etmek isterim. Yani herkes bir şeyler belki işte masa başı müzikolojik çalışmalar yapıyor ama bunlar ortada yok. Yani siz diyelim ki işte Efe Kaprisi'nin notaları yok, kaydı yok, Köyünde Süidi'nin kaydı yok, notaları yok. Ne söyleyebilirsiniz ki? Sadece teori üzerinden birkaç şeyler söyleyebilirsiniz. Asıl olan işte nasıl bu iş? Yani nasıl ortaya çıkıyor? Onun için siz çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Türkiye'nin en önemli eksikliklerinden biri bu. Bu bir anlamda da etnomüzikoloji çalışmasıdır. Müzikoloji çalışmasıdır. Onu da söylemek isterim size. İnşallah yani notaları bulursunuz. O notaları seslendirirsiniz. Biz de bunları yeniden dinleme fırsatımız olur. Bunun TRT'de kayıtları vardı ama o kayıtları da silmişler işin doğrusu. Artık inşallah bulursanız sizin seslendirdiklerinizden dinlemiş oluruz. Son bir kitapta bir şey okudum. Cemal Reşit'le ilgili bir şeyler okuyorum. Sanıyorum Filiz Ali bahsetmiş. Cemal Reşit'in birçok İstanbul Radyosu'ndaki kaydı o zamanlar o makara bantların çok pahalı, ithal ve getirtilemiyor olmasından dolayı üstüne kayıt yapılarak silinmiş. Böyle bir teknik gerekçeyle yok olmuş. Cemal Reşit'in birçok İstanbul şehir orkestrası kaydı. Kitapta Ankara'da da öyle olmuştur efendim. Ankara'daki de aynıdır. Ben onu söylemedim ama o teknik nedenden dolayı hatta yani birçok halk ozanının kayıtları bile silinmek zorunda kalmış. Bank yok çünkü. Yayına yetişeceksiniz. Yani işte gelmiyor, etmiyor. Bir sürü sıkıntı var. Bir açıdan bakıldığında haklı, öbür açıdan bakıldığında kalmamış gibi. Ama inşallah şimdi bunlar çalınır, seslendirilir. Dijital şeylere, platformlara taşınır. Şimdi burada en önemli benim gördüğüm bir eksikliği söyleyerek belki kapatmak diye yarar var. Buyurun hocam. Şimdi
Belki bu eserler orkestranın diğer bildiği eserlere göre daha çok prova edilmesi gereken eserler olabilir. Yani bir senfoni orkestrasında bu hafta diyelim Beethoven 5. senfoni varsa o orkestraları üyelerinin çoğu 5. senfoniyi birçok şefle her biri en az 10'ar defa çalmıştır. Şimdi onun provası belki daha o da öyle olmaz ama hadi öyle diyelim daha kolay yürüyebilir. İşte partisyona aşinadır şef ama bu eserler öyle değil. Yani hani bir prova, bir genel prova, bir kayıt gibi bir düşüncenin dışında şefin çok ciddi eğilmesi, tınıların neler olduğunu, o tınılarda yani tınlayacak akorların nasıl tınlayacağını düşünmesi, onu çalışması ve yeterince prova yapılması gerekir kayıt öncesinde. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Çünkü çok hemen hani bu çok çaldık öyle değil. Yani her çalıcıyla, her grupla uğraşması, her akoru tınlatması. Yani biliyorsunuz senfonik eserlerde, konçertoda ya da solo eserlerde çalıcıya kalıyor ama asıl mesele o armoninin, o tınıların tınlatılabilmesi meselesine dayanır. O da şefin işi. Yani çalıcının işi. Kayıt sırasında belki inşallah bu şeyinize ulaşırsanız, uzun prova zamanı alırsanız çok iyi olur diye düşünüyorum. İhtimam gerekiyor. Benim böyle bir söyleşi yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Başka sorunuz varsa hay hay cevaplayabilirim. Başka şeyler de olabilir. Başka çok şeyler. Küçük bir anekdot aktarayım. Bu kaydı yayınladığımızda başta ve sonda duyacağınız müzik rahmetli Nuri Sami Koral'ın türküsü. 1935'te bestelemiş. Eren Hanım'ın kızının müsaadesiyle bizim jenerik müziğimizi yaptık. Ben Kameran Turan, sizin de tanıdığınız Kameran Turan'la onu kaydettim. Jenerik müziğimizi onu yaptık. Çünkü 1965'te Enver Kakıcı'yla Mithat Fenmen'in kaydı, radyoda yaptığı kayıt dışında kayıt yok. Sağ olsun Eren Hanım bize notaları verdi. Biz onları onların üzerinden çaldık. Hiç bilinmeyen bir eseri. Bilginiz olsun. Yani başta ve sonda jenerik müziğimiz. Belki bir şey daha söyleyebilirim. Bu benim de kendimle ilgili ama 35 yıl önce yazdığım benim 6 gitar parçası vardır. Six Anatolian Pieces diye. Önce Ahmet Kanneci, sonra da Eren Suat Naxos'tan çıkardı onu. Kemal İlerici tınılarıyla ilgili biraz hani bir şey duymak isterseniz o özellikle Eren'in kayıtları daha şey Naxos'tan. Tamam. O sanıyorum Spotify'da var. Olmazsa bende de var onun CD'si. Aslı'ya da verebilirim. Şöyle bir dinleyip yani o farklı bir tını ortamını belki gitardan duymak isterseniz onu da dinleyebilirsiniz diye söylemek isterim. Çok iyi oldu söylediniz. Çok teşekkürler hocam. Çok sevindiniz hocam. Çok teşekkürler. Ben rica mutlaka ederim. Bu sizdeki hem kitap, şu anda sizde olan kitap için hem de bu kayıtlar için mutlaka geleceğim size. Peki. Olur. Yani çünkü o tını ortamı nasıl? Şimdi eseri dinlemediniz. Hocanın belki Muammer Sun'un yurt renklerini bulabilirsiniz. Ama yani mesela gitardaki tını nasıl tınlıyor? Mesela bu tınıyı çek edip de bana da söylerseniz çok memnun olurum. Ama bunu da yani 40 yıl önce falan yazmıştım. Ondan sonra da pek bir şey yazmadım gitarla ilgili. Ama bir küçük bir şeydir o. Bir nasıl anlatayım? Bir size bir ipucu verebilir. Tamam. Çok teşekkürler çok hocam. Teşekkür ben çok teşekkür hocam. Ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Tekrar kutluyorum, tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz hocam. Görüşmek için. Hoşçakalın. Eminim de sağ olun. Teşekkürler.